Türkiye'yi örnek almaya karar veren İngiltere, Türk SİHA'larının teknolojisini kendine hedef seçmiş durumda. Bu teknolojiye ulaşmak için 85 milyar sterlin harcamayı planlıyor. Bu başarının Türkiye'ye kazandırdığı üstünlüğün yanında, Türk insanına da eski özgüvenini kazandırmasının altını çizmek istiyorum. Askeri programlara erişimi engellenen Türkiye'nin kendi ayakları üstünde durmasının hikayesidir bu. Gelin hep birlikte gelişmekte olan sonuçları görelim. Hazır mıyız? İngiltere'nin Türk SİHA'larının elde ettiği başarıya ilgisi ülkenin savunma stratejilerine de yansıdı. Yerli SİHA'lar Suriye, Libya ve Dağlık Karabağ'da yükselen yetenekli hava savunma sistemlerine ve ağır zırhlı kuvvetlere meydan okudu. Bu platformların başarılı olduğunu gören ve asker sayısını azaltmayı planlayan İngiliz ordusu, SİHA ve yeni savaş teknolojilerine yoğunluk vermeye karar verdi. İngiltere yakın dönemde hem bakanlık düzeyinde hem de askeri kanattan gelen açıklamalarla özellikle Türk SİHA'larını yakından takip ettiğini açıklamıştı. Türk SİHA'larının hem Libya'da hem Suriye'de hem de Dağlık Karabağ'da elde ettiği başarılar İngiltere'nin ilgisini çekti. Londra, gelecek askeri stratejilerinin planlanmasını silahlı insansız hava araçları üzerine kuracağını açıkladı. İngiltere hükümeti rekabetçi bir çağda savunma başlığı altında İngiliz ordusunun 2030 vizyonunu da ortaya koyan yeni savunma stratejisini yayımladı. Hükümetin 16 Mart'ta açıkladığı ve son yılların en kapsamlı dış politika ve ulusal güvenlik revizyonunu içeren rekabetçi bir çağda küresel Britanya başlıklı savunma stratejilerinin bir parçası olarak yayımlanan 64 sayfalık belge, İngiliz ordusunun ortaya çıkacak yeni tehditlere karşı hazır olmasını sağlayacak tedbirlere ilişkin bilgiler içeriyor. Belgede Birleşik Krallık Silahlı Kuvvetleri'nin kara, deniz, hava, uzay ve siber alanlarda sürekli bir düşünce değişikliğiyle tehdit odaklı entegre bir güç haline gelmesinin sağlanacağı, bu kapsamda savunma ekipmanına 4 yıl içinde 85 milyar sterlin harcanacağı, bu bütçeyle silahlı kuvvetlerin rekabetçi yapıya kavuşması ve kararlı bir şekilde savaşma kabiliyetlerine sahip olmasının amaçlandığı kaydedildi. Uzayın askeri operasyonlar için çok önemli olduğuna işaret edilen belgede, bu kapsamda 1 Nisan 2021'de silahlı kuvvetlere bağlı uzay komutanlığının göreve başlayacağı, Ulusal Uzay Operasyonları Merkezi ve Uzay Akademisi'nin 1.4 milyar sterlinlik yatırımla tamamlanacağı, gelecek 10 yıl içinde Skynet 6 iletişim uydu programına 5 milyar sterlin yatırım yapılacağı belirtildi. İngiliz ordusunda asker sayısının azaltılmasının öngörüldüğü belgede robotlar, İHA ve SİHA'larla yeni savaş teknolojilerine yoğunluk verileceği vurgulandı. Belgede geleceğin hava muharebe sistemlerine stratejik yatırımların yapılacağı, sürü dronları ve enerji silahlarının da yer aldığı yeni nesil savunma yeteneklerine ve modern silah sistemlerine daha fazla bütçe ayrılacağı bilgisine yer verildi. Arge yatırımlarının İngiliz Silahlı Kuvvetleri'nin modernizasyonunun temelini oluşturacağı kaydedilen belgede, uzun vadeli stratejinin bir parçası olarak yapay zeka, dijital sistemler ve uzay tabanlı uygulamalar için test ve değerlendirme kapasitesinin geliştirilmesinin planlandığı belirtildi. Belgede bazı ülkelerin yeni teknolojilerin ve savunma yeteneklerinin geliştirilmesinde askeri sivil yaklaşımı benimsediğine, sivil yeniliklerden yararlanıldığına, bu yöntemle geliştirilen düşük maliyetli yeteneklerin Libya ve Dağlık Karabağ'da olduğu gibi yüksek yetenekli hava savunma sistemlerine ve ağır zırhlı kuvvetlere meydan okuduğuna dikkat çekildi. Belgede Yunanistan, Polonya, İspanya ve Türkiye'nin NATO'nun kanatlarının savunmasında önemli rollere sahip olduğu ve bu ülkelerin Birleşik Krallık'ın savunma sanayisi ortakları arasında yer aldığı ifade edildi. Türkiye'nin terörizmle mücadele ve bölgesel konularda önemli rol oynayacak bir NATO müttefiki olarak tanımlandığı belgede, Birleşik Krallık'ın Türkiye'li operasyonlar, yetenekler ve endüstriyel işbirliği konularında uzun dönemli işbirliklerini sağlamlaştırmak için çalışacağı kaydedildi. Rusya'nın Avrupa'nın güvenliğine yönelik en büyük nükleer ve askeri tehdit olmaya devam ettiğine işaret edilen belgede,
silahlı kuvvetlerin modernizasyonu ve daha fazla risk alma isteği, Rusya'yı hem yetenekli hem de öngörülemez bir aktör haline getirdi, değerlendirmesinde bulunuldu. Belgede Çin'in yükselen gücünün dünyadaki en önemli jeopolitik faktörü olduğu ve Hint-Pasifik bölgesinde artan etkisinin önemli zorluk oluşturacağı vurgulandı. İngiltere Savunma Bakanı Ben Wallace, 12 Aralık 2020'de İngiliz Düşünce Kuruluşu Kraliyet Silahlı Kuvvetler Enstitüsü'nde yaptığı bir konuşmada, Türkiye'nin insansız hava araçları, SİHA Bayraktar TB2 ve hava savunma sistemlerini Suriye, Libya ve diğer yerlerde kullanmanın sahada üstünlük sağladığını vurgulayarak, Türkiye'nin yeni nesil silahlı insansız hava araçlarını örnek göstermişti. Türkiye'nin yeni nesil askeri teknolojilerinin Suriye ve Libya gibi çeşitli yerlerde etkin olarak kullanıldığını işaret eden Ben Wallace, İHA ve SİHA'ların yüzlerce zırhlı aracı ve hava savunma sistemlerini imha ettiğini vurgulamıştı. Wallace, Türkiye'nin dünyanın önde gelen yabancı askeri programlara erişiminin engellenmesinin ardından savunma sanayisinde yenilikler yaptığını belirtmişti. Türkiye'nin ilk yerli ve milli SİHA'sı Bayraktar TB2, Türk havacılık tarihinde yeni bir rekora imza attı. Dünya havacılık ve savunma sektörü tarafından ilgiyle takip edilen Bayraktar TB2 SİHA sisteminin başarısı, Cumhuriyet tarihinde ilk kez gelişmiş bir hava aracı ihracatı yapılmasına da kapı araladı. Milli SİHA, Bayraktar TB2 önemli bir kilometre taşını daha geride bıraktı. Türk havacılık tarihinde ilklere imza atan Bayraktar TB2 SİHA sistemi 300 bin uçuş saatini başarıyla tamamladı. Böylece yerli ve milli imkanlarla tasarlanıp üretilen bu sınıftaki bir hava aracı 300 bin saat uçarak gökyüzünde en uzun süre görev yapan ilk milli hava aracı oldu. Baykar Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar konuya ilişkin Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı, Pençe, Doğu Akdeniz, Barış Pınarı, Bahar Kalkanı, Tek Vatan, İç Güvenlik Harekatları ve tüm insani yardım görevlerinde. Bayraktar TB2, 300 bin saati geçti. Darısı milyonlara, milli teknoloji hamlesi ifadelerini kullandı. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir'in de Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Güvenlik güçlerimizin göklerdeki destekçisi Bayraktar TB2 SİHA'larımız, semalarımızda hür ve özgür olarak 300 bin saat uçuşu geride bıraktı. Bu gurur hepimizin. Milli teknoloji hamlesi, istiklal ve istikbalimiz için" değerlendirmesinde bulundu. Bayraktar TB2 SİHA'lar dünyada rekor sayılacak düzeyde %93'lük bir yerli sanayi katılımıyla üretiliyor. Türkiye, Ukrayna, Katar ve Azerbaycan envanterinde bulunan 160 Bayraktar TB2 SİHA görev yapmaya devam ediyor. Bayraktar TB2 SİHA, gökyüzünde en uzun süre görev yapan ilk milli hava aracı oldu. Türkiye'nin milli SİHA sistemlerini üreten Baykar tarafından geliştirilen teknik özellikler ve katıldığı operasyonlar değerlendirildiğinde, kendi sınıfında dünyanın en iyisi olan milli SİHA Bayraktar TB2, 2014 yılında Türk Silahlı Kuvvetleri'nin envanterine girdi. 2015'te silahlandırılan insansız hava aracı, Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü ve MİT tarafından operasyonel olarak kullanılıyor. Bayraktar TB2 SİHA, güvenlik güçleri tarafından 2014'ten beri yurt içi ve yurt dışında terörle mücadelede etkin olarak görev yapıyor. Hala Türkiye, Ukrayna, Katar ve Azerbaycan envanterinde bulunan 160 Bayraktar TB2 SİHA görev yapmaya devam ediyor. 2000'li yılların başından itibaren insansız hava araçları alanında en büyük katma değer olan yazılım ve donanım sistemlerini Türk mühendislerinden oluşan ekibiyle milli ve özgün olarak geliştiren Baykar, 13 farklı disiplindeki mühendislik gücüyle alanında dünyanın lider teknoloji firmalarından biri olarak gösteriliyor. Bayraktar TB2 SİHA üretiminde kullanılan piston motoru, çek valfi, su tutucu gibi rafta hazır tedarik edilen bileşenler %1'i bile geçmezken, benzer sarf malzemelerinin dünyadaki alternatiflerine göre çok daha gelişmişi yerli üreticilerden tedarik ediliyor. Tüm kritik aksamı, tasarım ve yazılımları Baykar tarafından milli ve özgün olarak geliştirilen Bayraktar TB2 SİHA'lar, dünyada rekor sayılacak düzeyde %93'lük bir yerli sanayi katılımıyla üretiliyor. Dünya havacılık ve savunma sektörü tarafından ilgiyle takip edilen Bayraktar TB2 SİHA sisteminin başarısı, Cumhuriyet tarihinde ilk kez gelişmiş bir hava aracı ihracatı yapılmasına da kapı araladı. Böylelikle Türk savunma sanayisinin önemli adımlarından biri atıldı.
Yapılan anlaşmalar kapsamında Bayraktar TB2 siyalar, havacılıkta 100 yıllık köklü bir geçmişe sahip olan ve dünyanın en büyük uçakları olan Antonov kargo uçaklarını üreten Ukrayna'ya, sonrasında ise Katar ve Azerbaycan'a ihraç edildi. Şirket yetkililerinden alınan bilgiye göre Baykar'ın gelirlerinin büyük kısmı yurt dışına yapılan ihracattan elde edildi. İlk milli İHA ihracatını 2012'de gerçekleştiren Baykar, 2020 yılında 360 milyon dolarlık SİHA sistemi ihracatıyla savunma sanayi gibi stratejik bir alanda büyük bir başarıya imza attı. Milli SİHA'lara ilgi duyan birçok ülkede görüşmeler devam ediyor. Bayraktar TB2 SİHA 16 Temmuz 2019 tarihinde Kuveyt'te katıldığı demo uçuşunda yüksek sıcaklık ve kum fırtınası gibi zorlu coğrafi ve iklim şartlarında tam 27 saat 3 dakika kesintisiz uçarak kendi rekorunu geliştirdi. Milli SİHA'lar Katar, Suriye, Ukrayna ve Karabağ'da karşılaştığı çöl sıcağı, dondurucu soğuk, kar ve fırtına gibi olumsuz hava şartlarında görev yapmaya devam ediyor. Bu bilgiler eşliğinde bir videomuzun daha sonuna geldik. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.